Mevlana bir kere dünya literatüründe önemli bir yere sahiptir Mevlana, Celaleddin Rumi. Fakat çektiğimiz film Şems olduğu için Mevlana ile alakalı bilgileri tabii ki çok kısıtlı bir şekilde sunduk. Filmin devamındaki Mevlana'yı Celaleddin Rumi'de tabii ki bunları size dile getireceğim. Mevlana din alimleri tarafından uzun yıllar hakikaten yurt dışında bile çok yönleriyle konuşulmuş bir özel bir zattır, ulemadır, İslam alimidir. Onun Rabbine ulaşıp ulaşma şekli farklıdır. Yani o dönerek veyahut bir ilahi bir nefesle Rabbine ulaştığı gözükmektedir. Şems'ten almış olduğu farklı bir şey, bir takım enerji ya da avro ya da cereyan, elektrik vardır. Şems onu sürekli iteklemiştir yaşadığı süre içerisinde. Ama tabii ki işte Sultan Veled ve çevresindeki alim olan insanlar büyük bir suretle karşısında olmuşlardır Şems'le beraberlikte yine Mevlana. Bu yüzden dolayı Şems'in Hicri 645'te miladi 1247 tarihinde Mevlana'da meydana gelen büyük değişikliği hazmedemeyenler tarafından mı öldürüldü yoksa geldiği gibi kimseye haber vermeden mi gitti? Bunu filmimizde aktarmaya çalıştım. Çok önemli, insanların bilmemiş olduğu, bugüne kadar yaşanmamış veyahut bugüne kadar göz önünde bulundurulmamış bir Şems ve Mevlana aşkı ve arasında Kimya Hatun çıkıyor ortaya. Evet, buyurun. Tekin Hocam, şimdi size normalde Şems'in ölümünü sormayı ve Mevlana'nın arasındaki ilişkiyi sormayı düşünüyordum. Ölümleri arasındaki evet. ilişkiyi. Ama bunun yerine size biraz daha öne gidip belki sorularımın içinde olmayan bir soru. Kendim özel soracağım ama. Evet. Veysel Karahani'nin belgeseli hakkında bir şey yapacak mısınız? Ve onunla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Veysel Karahani önemli bir zat. Veysel Karahani dediğimiz zaman hemen Hazreti Peygamber aklımıza gelir. Ama Veysel Karahani bu dizinin ya da dizi demeyelim, TV filminin bu Hicip Tiyatro'nun içerisinde ortalarında yer alabilecek bir statüye sahip. Bunu siz nereden duydunuz onu bilmiyorum ama Veysel Karahani'den evvel çünkü işlenmiş konulardı bunlar. Daha önceden işlenilmiş konuları değil de hiç işlenilmemiş, Türkiye'de yapılmamış İslam alimlerinin filmlerini yapmaya çalışıyoruz. Burada Veysel Karahani'den evvel mesela şunu o zaman söyleyeyim ben size, açıklayayım. Bunu daha önce de konuşmadık. Önümüze bu projeden, Şems projesinin ardından gelen projeler olmaya başladı. Yapımcılar tarafından yönetmenliğini yapmamı istedikleri İmam-ı Azam TV filmi var. İmam-ı Azam'ı konu alan yine bir şeyleri dile getireceğiz. Bunlarla alakalı şimdi araştırmalar yapılmakta. İnşallah bu Şems'in ardından Mevlana, Mevlana'nın ardından işte Mevlana dediğimiz zaten Sultan Veled giriyor, işin içine aile eşrafı var. Büyük bir proje olduğundan dolayı ilk önce Şems'le başlıyoruz. Şems bir literatür olmalı, yani dünya literatüründe de yerini bulmalı diye düşündüğümüzden dolayı
Şems diyoruz. Tabii ki onun ardından kimya hakim gelecektir. Böyle zaman içerisinde bunu biz 13 bölümlük bir şeye, olguya oturtacağız. Ve bunların içerisinde tabii ki Veysel Karani'de neden olmasın, ama bugüne kadar gelmiş bir proje değil Veysel Karani. Bunun öncesinde İmam-ı Azam bizden, daha doğrusu bunun projesini getirdiler. Okeylememizi istediler. Projeye baktık, değerlendirdik. Biraz eksik bilgiler olduğundan dolayı tretman sen